Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir Farming Simulator Kastamonu Roleplay videosuyla karşınızdayız. Ne haber, nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün iki oğlumuz ve Barış Hanım'la birlikteyiz. Ağlar hoş geldiniz. Yürü oğlum ufaktan. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Arkadaşlar bir önceki bölümde bildiğiniz üzere biz 1,5 milyon lira artı paradaydık ve bütün borçlarımızı kapatmıştık ve gerçekten baya baya ilerledik. Aha da Semih'im kaza yaptı. Baya baya ilerledik. Yoğun bir şekilde arkadaşlar traktörlerin ikisini satın. İki tane büyük traktörünüz olsun demiştiniz. Biz de bugün oğlumla traktörlere bindik arkadaşlar. Galeriye doğru traktörlerimizi satıp yeni bir traktör almaya gideceğiz. Bakalım aşağıda da bir vasat batmış, bir adım atamamış bir Seferoğulları çiftliği görüyorum ama olsun da inşallah. Kıskanma lan. Bu bizim mücadelemiz. Ayranı yok, içmeye TR6 ile gidiyor. Tarla sürmeye arkadaşlar TR6S'le. Yani bakacağız ya, duruma göre. Satacağız. Şimdi sevgili dostlar, yepyeni bir seri, yepyeni bir serüvene geçtik. Biliyorsunuz ki Çorum Alaca'da. Yazdığınız tüm yorumları tek tek üşenmeden, bir tanesini bile atlamadan okuduk efendim. Bir sonraki ikinci bölümde arkadaşlar ona göre dikkat ederek eksiklerimizi tamamlayacağız. Aynı zamanda sizin de aklınıza gelmeyen bazı değişikliklerimiz var arkadaşlar. Onları da ayarlayacağız inşallah. Gerçekten güzel bir seri olacağını düşünüyoruz. 6 çiftlik ilk defa öyle bir şey olacak arkadaşlar bu arada. İlk defa o kadar kalabalık bir ekiple oynayacağız. Yani bir mahalle tipi şeklinde oluyor. Sokağımız evet, falan var. Ve yan çiftliklerin yan yana olması da bir mahalle, bir köy mahallesi, köy sokağı oluşturmak Bekler, amacımız. Efendim abi. Konuşurken benim traktöre girip şu senin tankerin dayağını ayarlasana. Semih bekle oğlum burada, bir geliyorum ben. Neredesin abi? Bir yandan anlat, yoldayım ben. Hangi, aha tamam. Hangi traktördesin la? 277. Ha tamam. 277, şuna bir bas, buna bir bas. Tekrardan Same'yi bulmam. Yürü oğlum. Hah. Evet arkadaşlar, çok güzel bir seri olacak. Allah izin verirse. Şimdi bu bölümde de güzel şeyler, farklı şeyler sizleri bekliyor arkadaşlar. Neler olup neler bittiğini hep birlikte görelim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hadi başlayalım. Çekilişimiz sonuçlandı değil mi? Efendim? Çekiliş vardı. Evet, çekilişimiz sonuçlandı ama arkadaş hala ulaşım sağlamadı Barış'a. Bu videoyu izledikleri günün vardı. Akşam 6'sına kadar ulaşım sağlamazsa evet, çekiliş tekrarlanacak. Abin Ocean bu arada, Ocean. Ocean Barış'a. Tekrarlanacak mı şey mi olacak bu? Bir sonraki günü mü bekleyecek, nasıl olacak? Tekrar bu seferlik tekrarlayacağım ha. Tamam, ilk olduğu için tekrarlayalım. Bu seferlik tekrarlayacağım. Onu da detaylandıralım ama bir daha. Arkadaşlar çekilişte kazanan arkadaş 48 saat içerisinde bize ulaşım sağlamazsa ki arkadaşlar Discord moderatörlerimiz, adminlerimiz komple arkadaşlar iletişim geçmeye çalışıyor. Arkadaş cevap vermiyor ya. Ondan sonra 48 saat içerisinde dönüş alamazsak ne oluyor? İptal oluyor arkadaşlar, hakkını kaybetmiş oluyor. 48 saat vermemizin sebebi de müsait değildir, evde değildir, interneti bitmiştir. 24 ha, değil miydi lan o 48 ben değil, öncekilerde 24 ilk saat. İlk çekilişe 48 verdim abi. Ha, ilk çekilişin avantajı çok. Avantajları var. Evet ama sonrakilerde 24 saat. Bir sonrakilerde 24 saat içerisinde arkadaşlar bize ulaşım sağlayamazsanız biz zaten ulaşmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok, bir çekiliş bir sonraki çekilişe devredi yani. Evet, selamünaleyküm. Yapacak bir şey yok. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Sana iki tane kitap gibi traktör getirdik. Traktör alacağız ustam. İkisini verip anlaşıp bitir. O lan bu burada ne var lan? Lan bu ne lan? Semih. Ola mı tank mı lan bu? Sovyet mermisi mi pilot bu, ne bu? Ha? Sovyet mermisi mi, ne bu? Gülme olabilir lan. Gülme. Alman mermisi. Ne bu? Ne, Alman mermisi mi? Oo. Ne bu, ne bu? Ben hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Direkt konuya girelim. Ne bu? Kaç para bu? Özelliği ne? 2700. 2 milyon 700 bin lira. Evet. Bu. Ne alıyorsun lan? Evet. Bu. Aa, 2 milyon 700 bin lira, sen ne anlatıyorsun be abi, gözünü seveyim be abla. Çok para değil mi ya? Ne yaptın? Sen ne yaptın be ustam be? Kaç model yani lan bu? İşine gelirse. Bu 2000 kaçtı? 2013'tü. 2013 model nasıl 2 milyon 700 ya? Ya adam garaj malı, hiç kullanmamış. Kaç saatte lan? 1000. Hiç kullanmamış canım. Hiç kullanmamış. 100 saatte. 100 de oğlum, o 100 lira 100 lira plat sende Allah belanı. Sen yanlış görmüşsün. Gözlüklerin içi değil oğlum. Yani, neyse. Tamam tamam, 2 milyon 700 anlaşırız. Bak, 2 tane milyonluk traktörler var. Bak 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 bak. Arkadaki 1,5 milyon, öndeki 3,5 milyon.
Hangisi nasıl 1 milyon öder? Buçuk. Hangisi 1 milyon öder? Same. Abi sen niye bunun fiyatımı bu kadar öldürdün? Yok. Abi Same Dorado yüzlük bu ha. Yüzlük bu ha. Kayış Edition. Daha 121 saatte. Tamam. 121 tamam, saatte. Arkadaşlar kasasında olduğunu unuttuk. Sallıyoruz, idare edin. Abi arkadakine ne veriyorsun? A50'ye. Bak sıfır. Ona 300. 300. 300 ne 300. Abi sen? Sen bir sarı siteye gir bak. Motor yıkamadan aşağı getirdim. Yok ya. Sen bir yıka lan şuradaki suya çekip. Motoru yıkamadan getirdim. Suya çekip yıka lan. Şurada su var, yıka lan. Derdin oysa yıkarız baba. Hadi ya, ciddi bir fiyat söyle. Ya hayır, gitme gitme. Stop et, stop et oğlum. Aman gitme gitme lan. Bak 1 milyon 300 bunları sayıyorsun. Yani ben sana 1 milyon 400 lira para mı vereceğim? Evet. Abi olmaz. 1 milyon 150 bin liradan anlaşalım üstte. İkisinin tamam, üstte. Hadi. Ha? Yok. Ne demek yok? Oğlum sen benim evladımsın. Evladımsın. Tamam 1 milyon 200 bin olsun hadi. Üste. Kurtarmıyor ya. 1300. 1 milyon 300 mü? Evet. 1 milyon 300. 1 milyon 300'da o 2 milyon 600. Oğlum 100 bin lira düşüyorsun. Hiç düşmüyorsun ya. Az bir şeyler ya, yap da alıp gidelim. Üstünü parayı peşin vereceğim valla. İşime gelirse. Abi işime gelmiyor işte. İşime gelse alacağım. İşime gelmiyor. Bak sana diyorum ki bak. Üste 1 milyon 200 bin lira vererek. 1290. Allah razı olsun ya pilot. Allah razı olsun. Oğlum niye benim çocuklarım galerici olunca bana düşman oluyor ya? Ha? Nesiniz oğlum siz? Ha? Hadi. 1290 verdim verdim. 1250 olsun o zaman. Da. Net. Bak peşin vereceğim üstüne peşin. At. Direkt. O zaman. 1 milyon 250 60. Kabul mü? Hayır. 1260. 1 milyon bunu 200. Notere daha götüreceğiz. Tamam bizi götürmeyeceğiz mi? Biz armut mu toplayacağız birader? Tamam. 1 milyon 250 Hayır. bin. Peşin para. Hayır. Bir de vali kebabı yeriz. Vali kebabı var. Vali okay, kebabı. Tamam, hadi. Tamam tamam vali kebabı. Çek lan Semih. Çek oğlum. Arkadaşlar Massey Ferguson 57-13. Hanemize hayırlı olsun Massey'ciler. Gerçekten çok mutlu Massey aldığımız için diye düşünüyorum. Burada Tenteli Same de varmış. 1 milyon 250 bin lira para vereceğim yala barışağım. İki traktörü verip üste. Ya oğlum daha kalitesini almıyor musun? 130 HP'lik Massey Ferguson alıyorum. Gel. Sıfır değil mi motor? Mod ne sıfır? 2013 model ha. O zaman. Benim Same de yeni modeldi ama. Aktar abi bunu. Abi yeni model de daha güçlü değil mi oğlum senin? Aktardım. Same artık senin. Aktar onun telloğullarını oğlum. Aktar Seferoğulları pardon. Yanlış söyledi. Telloğullarını aktar. Seferoğulları. Seferoğullarını aktarma. Tamam geldi. Tamam. Semih oğlum aktar onu KGM'yi oradan. Aktar aslanım. 57 dönüşün yanına binme var mı? Şey galeriye aktar. Yok. Galeriye pardon. Aktar oğlum onu galeriye. Ben sana yetki vereyim mi? Yetkin var mı? Arkadaşlar bu arada dediğimiz gibi yeni serinin şerefine bol yorum, bol like. Oğlum bu ne la? Tam donanımlı lan. Aktardın mı şekerim? Aktarıyor. Evet yarış. Aktardım. Tamam sen tabla eve geç oğlum. 1000 TD5'ine. Ben de şu yeni traktörümle arkadaşlar şöyle ağır 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 barışanların orada bir aksilikle. Hani ana parayı atmadım lan. Anam para yatmadım. 100 bin liralık suç sattım şu an pilot. 1 milyon kaçtı? 250 bin. 1 milyon 250 bin. Artı vali kebabı. Al. Vali kebabı. Ve üstte arkadaşlar üstte 343 bin TL paramız var ya. Üstte 343 bin lira. Artı mı? Sıfır borç. Evet. Sıfır borç. Barış Bey. Ooo eski mıktar. Ne haber lan Massey'ci? Selamünaleyküm. Üç satıyorum. Aleykümselam Massey'ci. Bak. Dur. Bak. Tanka bak tanka. Benim yeni aldım bunu. İyi hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Borçsuz aldım. Borcum baksana yok. Baksana saçlarıma ne oldu bir gecedir. Arkadan vurdular hemen. Tövbe estağfurullah. Ne biçim konuşuyorlar. Borcum yok gel mıktar. Peşin para. Borcu yoktur. Peşin para. Böyle faturalarda yazıyor ya. Bir önceki döneme ait borcu yoktur. Benim de borcu çoktur yazıyor. Allah'ım ya barışacağım ya peşinden güzelce geleyim dedim ya. Dur lan dur arkanda tanki bir traktör var. Arkama bakmıyorum yeğenim arkamdakiler kendilerini kollasın. Benim ön teker senin arka tekerin kadar la. Ağlama barışağım. Ağlama oyna oyna. Arkadaşlar bunun güzelliği nedir ya? Bunun Massey'in güzelliği şanka mı? Ana damperin şeyi yanmıyor. Ne yanmıyor? Ana elektrik kablosunu bağlamadın mı la onu? Nasıl bağlayacağız? Fişi takacaksın işte fişe.
Elektrik çok gelir. Onun fişini, traktörün elektriği mi çok gelir? Tamam. He. Tamam. Semih'im. Susar. Elektrik saati var mı? Kulluğunu taktın mı şekerim? Yetemiyorum peşime. Çifte gideceğiz. Hayır mı? Tamam. Ne güzel hayırdır. Evet. Bizim Barış abi tanker lazım mı sana? Bakacağım bir daha süt var mı? Ona göre veririm. Tanker lazım değilse benim aslan oğlum sütleri satsın. Oradan da bir 200 bin lira para gelsin. Bekle, bir bakalım size. 200 ben, Semih oğlum ben bir Severoğulların çiftliğine doğru bir gideyim. 8-10 bin litre sütümüz vardır bizim ahırda. Ya bizim Björn'den hala haber yok. Bizim Björn ortalarda yok arkadaşlar. Pilot kaç pilot? Pilot orada da gelip gidiyor orada bir var bir yok. Oğlum o TR6'nı sizden çektiği ne lan pilot? Ha o TR6'nı sizden çektiği ne oğlum? Oğlum 10 ton daha süt var lan. Vallahi acilse. Arkadaşlar. Ben TR6'a gidip geleyim ya. Nereye gidip geliyorsun? Ya tankeri ben buna çekeyim. Uzun sürüyor. Şey yapacağım ben. Biz ne yapalım biliyor musun Semih? Bir arkadaş demiş ki tek seferliğe mahsus 10 tur atacağına bir tane büyük bir süt tankeri kiralayın. Onunla tek seferde satın demiş. Ben öyle yapacağım Barış'ım. Mağaza yapacağım oraya. Bence siz de yapın Barış'ım. Doldurdum oğlum. Geri nasıl boşaltacağız? Vallahi yapacak bir şey yok o zaman. Sen turlar atmaya devam et. Semih. Tamam Barış abi sen büyüğünü al gel. Tatlı. Ne yapıyorsun? Geriye ne kadar kaldı? 6 ton. 6 ton. Ne yapıyorsun? Şunu da boşaltayım ben bakayım hayvanlara bak. Kaç tane yiyeyim biz valla? DD5'i. 23. Demek sende bir neonlatçı aşkı var gibi geliyor bana. Evet. Pilot 23 tane ineğimiz var. Evet. Nasıl? Oha evet. Süte bak 14 bin litre. Arkadaşlar 14 bin litre. Ben bunun parasını çok rahat çıkarıyorum. Şöyle gel abi. 10 ton yaklaşık vardı. 6 ton da öyle sattım ben ne yaptı? 16 ton yatırım da süt bizi var. Arkadaşlar 17 bin lira. Bunu kiralamaya verdim. Gel baba gel. Ya para akıyor ya Barış ya. Para gerçekten akıyor sizin ya. De biraz akar gibi ama gelen olduğu gibi gidiyor. Bence sizin damlıyor abi. Ulan Barış ya. Nasıl oldu lan o iş? Ne nasıl oldu? Nasıl oldu borçlanmalar şunlar bunlar? Oğlum işte TR6'yı alınca bir kazak. Daha onun borcunu ödeyemedim. Önce Passat'la gelip mi? Dur oğlum dur. Moral manlarımı bozmadı. İki Passat da gelsin. Ya ha? Durum oğlum ya Allah Allah. Tamam iyi. Belki ödeyeceğiz. Demeyeyim tatlım. Uş köpeği ezeceğiz ya. Şuradan geçebilir miyim ben? Köpeği. Vallahi köpeğimiz de kara biliyor musun lan Barış abi? Şuradan. Björn gibi mi? Ay üf üf üf. Kara çocuk Björn. Björn olsa şimdi ne yapacağını biliyor değil mi şey pilot? Sana saldırdı. Evet. Kitap buradan diyor. Ne diyor Barış abi? Siz yokken ben vardım lan burada diyor. Kim? Semih şey Björn da. Siz daha dün geldiniz. Ama şimdi nerede hani? Hani? Ah be. Harbiden nerede la o? Ya, haberiniz yok mu hala? Ne evet. Abi? Ya, bilmiyorum Björn. Oğlum yazmadı ki. Arkadaşlar abi, hani... Ben yazdım da bakmadı. Bakmadı mı? Hani arkadaşlar siz yayınlarda videolarda nerede diye soruyorsunuz ya bakın. Gördüğünüz üzere biz de bilmiyoruz nerede olduklarını. Hop. Bir Semih için işte video gelmiyor diye Kütahya'ya basacaktım. Hayırdır lan neredesin diye. Bir lavaboya gidip geldim. Semih gelmiş o ara. İyi kurtuldun Semih. Ha? Bir şey dedi Semih de cevap gelmedi. Semih. Oğlum arada bize cevap vermeyi düşünüyor musun hiç? Hani acaba cevap versem diye. Çelişkili. Çelişkili mi? Ha tamam. Nereye gidiyorsun la? Bilmiyorum geziyor bana pulluğu tak dedin o kadar. Pulluğu tak tarlaya girsene oğlum ya almış başını gidiyor ya. Evin yanındaki tarlaya gireceğim. Evin yanındaki tarlalarımız evin yanında ya oğlum. Onlara iki dakika başta ben de geleceğim. Arkadaşlar da buna da tork atacaktık unuttuk bak. Senin buna tork atacaktın hani oğlum. Uyumaya gittim. Aha görüyorsun. Arkadaşlar Semih Linç gördüğünüz gibi. Yok değil. Biz Temmuz ayındayız. Bizim Ekim'de bir olmadı. Ne yapıyorsun oğlum? Oha ya. Aşağı Ekim'de bize kadar. Buraya mı satıyorsun? Azıcık gel bize kadar. Çat lan çabuk. Çat çabuk. Şey sat çabuk. Burası ucuzdan alıyor ama. En pahalı neresi alıyor? Ya en ben buraya... Ben buraya satıyorum pilot. Barış abi ben gidip en pahalı yere mi gideyim? Kaç para neyi? Fark var arada pilot? Bütün mü? 900, bir dakika dur bakayım abi. Kaç 400 bin, 400 lira falan fark var. Ya 400 lira için ben uğraşmaya değmem abi. Ben buraya 8 bin litre sattım. Yaktığım mazota değmez. 930'a gidiyor orası.
Bak 130 bin lira aldım ben buradan. 16.930'a gidiyor. Burası? Orası buranın adı ne ki? Burası selling burası. He tamam. 195'e gidiyor. Nasıl yani? Ya o da mı 16 benim bin? Sattığım yer daha iyi fiyata veriyor. Ana uzak daha iyiymiş lan harbiden. Bayağı fark varmış. Ben uzağa gidiyorum. Arkadaşlar 17 bin liraya düşersek 113 bin lira şu anda Azar karımız var. Ben bu tankerikini aldığımız için sevgili dostlar. Orası... Ulan koyunlar süt vermedi. Bir verince de maşallah var ya. Tabi arkadaşlar kamera arkasında biz birkaç ay uyuduğumuz için sevgili dostlar oldu. Yani o yüzden böyle. Semih'cim yonca tarlasını sürmeyeceğiz tatlım. Buradan tekrardan balya yapıp onları paketleyeceğiz. Abinin oşun tamam mı? Bura büyüyor değil mi lan kendisi? Neresi hayır, büyüyor? Yonca. Oşun. Şöyle bir ezeyim seni yoncaları da. Semih oşun. Oşun. Oğlum ne diyor bunlar ben anlamıyorum ya. Ay o başalım. Oğlum öt dedim niye o maşın diyorsun hala? Tamam oşun desene. Yo. Vay be. Gördünüz yok, arkadaşlar. Semih iç isyan çıkarıyor ve Semih de bana karşı geliyor. Evet. Yoğun bir şekilde Semih ikinci kez linç efendim. Zaten beni de linçleyin arkadaşlar. Şuraya bak ya. 74 bin litre poh var yine abi bıktık yemin ederim bıktık ya. Ya gelip alacağız onu. Sen al oğlum al hepsini al ya. Burayı var ya tertemiz yap. Hepsini al. Bu nedir ya arkadaşlar? Pilot yavrum. Pilot yavrum. Aşlan oğlum. Semih yavrum. Aşlan oğlum. Ya, beni katma. O zaman beni bozmayacaktın oğlum. Beni katmadı. Ben et deyince tamam oyun diyeceksin. Bizim tarlalarda ne ekiliydi ya? Demezsen vallahi Semih videonun başından sonuna kadar Semih yavrum diyerek giderim. Haberin olsun. Arkadaşlar pilotu Müge Anlı ile beni yapmışsınız ya. Semih'e daha iyi bir şey bulun hadi bakalım. Hayır. Ona ders olsun. Yaptınız o sporu arkadaşlar. Ben bir daha videolara gelmiyorum. Aa öyle bir dünya yok ya. Yok. Bir tane yayı bastırma bana. Oğlum burada biz ot biçmişiz hiçbir şey yapmadan duruyor öyle. Bir daha biç. Daha çok balya verir abi. Vallahi yok ot olmamış zaten oğlum. Biçmişiz bırakmışız. Şurada da ekin mi şey var mısır var mısır biçmiyor musun? Mısır mı biçilecek sizin? Mısırlar abi burada. Nerede? Bizim değil mi lan bu? Yok bu değil aşağıdaki gibi. Nerede? Biraz bakayım geleyim. Varsa geleyim biçerim abi. O iş bende sen rahat ol. Beni bekle. Mısır değil. Şey var. Ne lan bu? Ne o? Kanola var. Asada hazır mı? Asada hazır. Tamam geliyor mu o zaman? Geliyor mu? Hatta Semih yavrum. Biçerle biçmek istersen biçerle sen gel. Hangisini yapmak istiyorsun? Harika 84 numara. Benle gel. Oraya gitme. Ne yapayım pilot? Kim? Şey Semih. Benle gel. Ben tarla sürüyorum. Tamam ben gidelim oğlum o zaman. Ben gelmeyeceğim pilot 5 ton için. Yaktın mazotu tamam, demez oğlum. Sen bilirsin. Ya mazot yakıyorsun. Oradan oraya. Pahalıya gidiyor mu yaktığın mazot? Aklına gelmiyor 800, galiba. 800 milyon fark eder yani ona göre. 800 milyon ya fark ederse karlayım oğlum. Biz gittik 2 milyon 600 bin liraya traktör aldığımız halde tamam mı? Sıfır borcumuz var 500 bin lira da paramız var 450 bin lira. Yani 3'ün 5'in hesabını yapacak kadar değilim yani. Anladın mı canım? Tek. Bak. Biz batıyoruz bana bir şey karıştırma. Biz batıyoruz bana karıştırma. Al be Barış ya. Al be üzümlü kekim. Oğlum biz nasıl oldu? Ben nasıl gittim bir önün gazına geldim de teri altı. Siz, o sizi çok batırdı ha. Ekstra üstüne. Onu bak. Normal borcumuzu biz ödedik. Teri ama altı ile bir de kaza yaptınız. Teri altı ondan fazla şey yapmadım da. Borcunu ödeyemiyoruz ya. Arkadaşlar 550 bin lira paramız var şu anda. Tekrardan traktör aldıktan sonra önümüzdeki işlerin ardından hasatların gelirleriyle tekrardan iyi bir tarla yapıştırdık mı biz Semih oğlumla? Değil mi yavrum? 4 tane tarlamız oluyor kocaman ve biz 4 tarladan bir soya bir konola üf! Biz tamam ya Semih. Biz sırtımızı yaslamışız oğlum. Bu saatten sonra bize bir şey olmaz. Bu nasıl oldu lan ben nasıl? Arkadaşlar bir tane yorum gördüm. Ragnar'a Erzurum'daki borcu unutturmak için yine bir seriye başlamış yazmış. Aşk olsun. Bir de şey yazmışlar yine bir batış kes diye. Biz hiç batmadık ki arkadaşlar. Biz hiç batmadık. Buradan ona söylüyorum.
Evet, zor dönemler geçirdik. Aynı gerçek hayatta da böyle. Birden zor dönem yaşarsın, çok bolluk görürsün, aniden ama darlık diye görürsün. Bir serimiz olmadı hiç. Battık diye hiçbir serimiz olmadı. Her seferinde sonunda toparladık. Ben o arkadaşa geçmiş serilerimizi en azından son birkaç bölümünü izlemesini tavsiye ettim. İnşallah izler. Hadi bismillah. Ben bir Semih oğlumun yanına gideyim. Barış'ım bir tur atacağım, evet. Masayla ondan sonra geleceğim ha. Biçmeye tarlanı. Tarla numarası kaç? 84. Pardon. Şey, 9'a basınca 84. Pardon Semih yavrum. Pardon oğlum. Pardon. Pardon şekerim. O yeni motor aldı, bizim TD5'e de saygısı kalmadı. Wow. Benim TD5'e saygımı bırak da benim sana saygım sonsuz oğlum. Onu niye katmıyorsun hiç? O sevgi olmasın mı? Saygım da sonsuz, evet. Sevgim de. Pilot, seni bugün sevmiyorum oğlum. Seni bugün sevmiyorum niye? Söyle, sor niye? Acaba niye? Sor niye? Ben biliyorum. Oğlum niye siz galerici olunca size bir şeyler oluyor? Ha? Geçen bölüm fark ettim ki çok azdan vermişim. Vay. 20 milyarımı yedin, yalan üstüne bindin ya. Hain. Onu niye katmıyorsun? Arkadaşlar, pilot linç. Çirkef pilot. Bu sefer daha telli topluyuz ya. Şey olur yani, düzenli olur. Yeni seride. O ne lan? Yeni seride komşu olmayı bilerek yaptık arkadaşlar. Çünkü ne yaptıklarını göreceğim hep. Yani siz göreceksiniz ne yaptıklarını. Kartlardan izleyebilirsiniz zaten. Yani elleriyle taşıdıklarını. Barış ya, orada bir şey yok ya. Senin elinle malzemeleri taşıdığını nasıl yakalamışlar ama videoda? Arkadaşlar, Cemil isimli Cemil. Bir arkadaş Modern Farm'daki Barış Am'ın eliyle taşıdığı yeri ben tarlada iş yaparken videonun köşesinde görmüş. Orayı kırpmış, Discord atmış. Gece bir güldüm. Böyle bir şey ya, bir yok ya. Bir de şey yazmış biri, fark etmiş. Eliyle alıp koyduğu halde yine yamuk koymuş. Semih uyarlanmalarını yak tatlım. Şöyle bir uyarlanmaları ha. Aferin ya, benim oğlum ha. Aferin. Allah. Pardon oğlum. Pardon. Semih dur oğlum dur. Dur yavrum dur. O işte oradan Semih, düştü. Kaldır kolu şuradan oğlum. Şuradan geldi bak. Kolu kaldır şu seninkinin. Tamir yerinden geldi. Kaldır. Nasıl aldın getirdin bekle buraya? Bekle fotoğraf alacağım. Yarttın. Bekle oğlum fotoğraf alacağım. Buradaki merdivene ne oldu oğlum? Özledim mi kokumu? Zeynep sen acilen oyunu kaydetsene. Sana oyunu kaydedeceğim sen de. Sen oyunu bir kaydet çabuk. Dur. Tamir buradan fırladı gitti. Nereye gitti? Kaydettim ben oyunu. Ahar'ın yanına. Barış abi bir fotoğraf almışım. Bekle Semih, bir tane daha alacağım. Sana Semih'e bak, şimdi de arka tarafta Masi'ye biliyor şimdi. Hayır güya kendisi yaptı. Şunu da al. Tamam. Arkadaşlar 10 numara kapak bence. Ben yetkiler. İnan mı oturumdan? Kapak için acele etmesin. İnan mı oturumdan? Bence de. Al oğlum al gel. Al. Geç Masi'ye geç. Geç Masi'ye. 2 sekund 4 litre satın. Arkadaşlar. Regner duydun mu? Ne oldu? Kapak için acele et. Niye? Ya acele etme sonuna doğru da. Ha tamam ben bir şey demiyorum baba. Yüce Adana bu, senin cezanı verecek. Sarı lacivert zımbırtı toplama mıydı şey miydi? Sarı lacivert kurutma abi. Kurutma tamam. Ha, kırmızı olan toplama. Hadi oğlum TD5. Buna da bir tatlı bir tork atalım ya gençler. TD5'e. Ne? Tatlı tamam. Bir tork atalım. Çünkü yüzlük traktör gibi hiç sürmüyor çifti. Daha düşük şey gibi sürüyor. Ben şu sırayı tamamlayayım Semih'cim. Oğlum bunun kaputtan görünümü ne kadar güzel. Bu TD5. 77 Gold da çok şey ya. Hemen devriliyor. Devriliyor ya hemen. Baksana gidene kadar kaçıncı kez oldum ya. O niye devriliyor biliyor musun Barış abi? Senin ağırlığını taşıyamıyor. Ya. Çok ağır bir insansın. Evet. Video kaç dakika oldu hemen beni alt etmeye. Senin ağırlığını taşıyamıyor o yüzden ha. Senin ya, abin de var ya. Senin abin de var ya. Tamam Barış abi geliyorum. Şurayı da hallettim. Evet arkadaşlar. Geçişte gördüğünüz gibi bir yıl sonra ve Barış Ağam'a yani Seferoğulları Çiftliği'ne hacize gidiyoruz şu an. Üçümüz de role girdik. Semih pilot ve ben arkadaşlar. Hacizde sıkıntı çıkarırsa diye, Barış Ağam kavga çıkarırsa diye Sayın Haciz Memurumuz Semih Bey beni aradı. Yani polisi aradı arkadaşlar. Lan hop bir de trafik polisine dokunduruyor. Devriye polisi yok diye ben geldim yardıma. Arkadan parmaklıyor beni Barış Ağam ya. Allah Allah. Ben duymuyorum seni. Ne yapıyorsun? Duymuyorum. Ha duymuyor. Arkadaşlar şimdi hacize gidiyoruz. Böyle olmasını istemezdik ama bir polis memuru olarak hani
Üst bana verilen en ağır görevlerden birisidir bir insanın elindekileri almaya gitmek. Ağır ol, ağır ol. Bu taraf mıydı Sayın Memur Bey? Bence yanlış gidiyoruz da neyse. İzra Memuru Bey. Doğru mu gidiyoruz? Doğru. Seni getirdim ya. Ya seni yeri yer. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Pilot neresi yanlış oğlum? 30 bölüm çektik lan biz. Burası ya. Tamam da biz diğer alt yoldan girsek ne olur? Orayı sen kullanıyorsun, ben değil. Kimse görünmüyor abi burada. Şöyle içeri doğru girelim. Durun bakayım. Aro. Aha ezdi, öldü. Evet. sayın görevlimiz, siz burada 2 dakika bekleyin. Ben bir içeriye gideyim, evde mi bakayım geleyim. Bekleyin burada siz. Evet. Bir gidelim. Ben tırı içeri sokacağım. Ev sahibisini alayım geleyim. Tır değil o, kamyon. Ulan adam çalışmış, çabalamış ama borcunu ödememiş. Aha. Nerede lan bu? Çatıda çanak yapıyorum. Buyurun. Beyefendi bir aşağı inebilir misiniz rica etsem? Hayır, hayrola ki lan, ne oldu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz memurum. Hayırlı günler. Hayırlı günler. İyi günler. Şimdi icra müdürlüğünden beni aradılar. Neresi orası bir yer diye geçiyordu arkadaşlar. Yanlış adlandırabiliriz. İcra memuru beni aradı. Ve benden sizin yanınıza gelirken destek istedi. Aa memur bey. Aha gelmiş o da burada. Şu arabayı bir stop edeyim. Bir dakika ben. Gerisini aranızda halledersiniz efendim. Benlik bir şey yok. Ben sadece olayın farklı yönlere gitmemesi adına buradayım efendim. Haberiniz olsun. Buyurun efendim. Evet. Oğlum bunlar kara kara giymiş. Mafya mısın? Biz mafya mısın? Hoş geldiniz memur bey. Evet Barış Bey. Yani borçlarınızı ödemiyorsunuz. Ya da ödeyemiyorsunuz. Biz de elinizdeki malları almaya geldik. İnşallah fazla öldürmesin. Yapacak bir şeyim yok bundan sonra. Çocuk yok. Bir senedir ortalarda yok. Bir iki senedir. Efendim sakin ya. Konuşalım lütfen. Rica ediyorum. Yapacak bir şey. Herhangi ya, bir olay çıkmasın. Kafanı taşı yiyeceksin. Ne? Devletim benim düğmem Altay'dan başlıyor lan. Hop şşt, kamyoncu. Hoş. Devletin malı lan o. İn lan. Kamyoncu. Yapacak bir şey yok. Buyurun hani ne olacak? Ne kadarını alacaksınız? Şu an borç en son Björn ortadan kaybolmadan önce 2,5 milyon civarıydı. Şu an yanılmıyorsam 6-7 milyon oldu faizler. Yapacak bir şey yok yani. Buyurun. Abi ne yaptın lan eski muhtar? Seni tanıyorum ya. Niye böyle oldu lan? Hayır abi çocukların ikisi de kayboldu. Kayboldular ha. Yok ortada. Borcu almış, kasayı patlatıp işler yoklar ya. O zaman ne yapılacak? Hesaplanacak. Lan elinde avucunda malzeme kalmıyor lan senin. Bak, Allah'ını seversen ya. Saçın ya yapacak ya. Bir şey yok. Öbür türlü hapse gireceğiz. Ne yapalım? Evet, evet. Evet şimdi neyi ne kadar sayıyorsunuz? Ne kadar alacaksınız? Toplam 7 milyon civarı borç var. Neyin var abi? Neyin var? 2 asbi papazım var. Ooo bende de koz var. Bacak var. Allah Allah. İşte mallar burada. Balya makinesi falan burada. İşte inekler içeride. Burada normal tarım aletlerim var. Değerini ölçün bilsin abi. Yani nasıl olacak? Nasıl bilecek? Ne kadarını alacaksınız? Tamamını kapatma gibi bir şey yok. Bir kısmını yapılandıralım bari. Hepsini mi alacaksınız? Onu memur bey. İza memur bey. Balyalarım burada. Şimdi nasıl yapacaksın? Alacak mısınız şimdi? Ona göre ben hani yüzde kaçını alacaksınız? Herhangi bir problem çıkmayacak gibi de çıkabilir gibi de. Ekmek yiyelim yani. Ne yiyip ne içeceğiz? İneklere dokunmayın da benim başka geçimim yok. Tarlalarımı bile süremiyorum. Mazot alamıyorum. Peki tarlalarına el koysak? Ya işte değer neyse ona bakın yani tarlaydı şeydi. Ne kadarını alacaklar? Hiçbir şey söylemedi. 7,5 milyon borç var. Moralimiz zaten sıfır. Evet. Yapacak bir şey yok. Malzemeleri alacağız. O zaman ufaktan destek çağırın efendim. Kamyoncu bey destek çağırmıyor musunuz efendim? Ne için? Ya tek başınıza yükleyebilecek misiniz onları? Halledeceğiz ya. Traktörlerle hemen yükler. O zaman... Şimdi niye almaya karar verdiler ki yani? Tamam. Bilmiyorum. Onu icra memuru bilir. Onu isterseniz oturun konuşun. Sevgili dostlar. Biz şu muhabbetler konuşup neyin alıp neyin bitilmesine karar verildikten sonra tekrardan buluşalım efendim. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Evet Barış Bey burada mısınız efendim? Barış Bey. Anam Barış Bey ışınlandı. Buradayım burada. Evet Barış Bey. 7 milyon liralık borcunuzdan. Borcunuzu ödemediğiniz gereği. Arkadaşlar bu arada ben de tır şoförü ve icra memuru olarak rol değiştirdim. Efendim. Severoğulları çiftliğinden Sayın Barış Uzun'a ait 1 adet TR6 170S New Holland model traktör, 1 adet balya makinesi,
bir adet remork, bir adet ilaç makinesi, bir adet pulluk ve bir adet de remork alarak, remorku saymıştım, alarak ve aynı zamanda iki adet büyük baş, iki adet küçük baş, silonuzda bulunan 10 mililitre buğday, 13 mililitrelik mısır, aynı zamanda üstünüze tapulu olan iki adet tarlanıza el koyularak 7 milyon liralık borcunuzdan 5 milyon 762 bin TL 35 lira ve 27 kuruş düşürülmüştür. Kalan borcunuzu 12 ay vadeyle ödemezseniz şayet elinizdeki diğer mallara el koyulmakla birlikte malların yetersiz kaldığından itibaren bu durumun hapis cezasıyla karşılaşacağınızdan haberiniz olsun efendim. Anlaştık mı Barış Bey? Bak ne görüyorsun oğlum? Kel. Kel görüyor. Bak, donum görünüyor. Donum olmasa bizzat kendisi görünüyordu. Bak şimdi, ne kaldı oğlum geri? Barış Bey, bu durumda üzgünüz efendim ama... Bir dahakine ama bunu da alacağım. Yani biz de memuruz. Bir dahakine ben bunu da alacağım. Pilot, Allah sizin elinize düşürmesin oğlum. Evet. Gelme lan, bir daha var ya. Memurlar lütfen binelim efendim. Neredesin? Lütfen burayı terk edelim efendim. Bak sana gidiyor, evlilikleri, her şey gitti lan. Burayı terk edelim efendim. Ne yapacağız abi şimdi? Tarlalar gitti, şeyler gitti. Hadi sürün önden abi, hadi. Hadi Allah'a emanet. Ne gideceğiz lan biz? Barış Bey, ödeseydiniz borcunu. Ödesene borcunu diye de Barış abi. Kamyona bak. Sebahattin, ödesene borcunu. Hop, ayağımın altında eseceğim şimdi Passat'ı ya. İyi gidiyor ya, lan, emekler gidiyor lan. Allah'a emanet Barış Bey. Allah'a emanet efendim. Tekrardan geri kapıda kalan borcunu ödemezsen bir dahakine yağ aklını alırım. Yojununu... Pardon oğlum sen mafya mısın? Devlet görevlisi misin? Özür dilerim arkadaşlar. Az yanlış önce... tanıtıyor. Manyak mısın oğlum? Yok lan. Az önce Memati baş... Yalçın Bulut'a böyle bir... Lan ne oluyor? Lan niye tuttun lan beni? Gitme. Gitme. Ne olur gitme. Sen gidersen oğlum biz şey, nasıl ödeyeceğiz geri kalan borcu ya? Vallahi yok bir şey yok. Bana ne oğlum? Ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar rollerimize dönüp hemen geliyoruz. Evet sevgili dostlar, az önceki ekranınıza gördüğünüz 3 yıl sonra dediği gibi 3 yıl sonra tekrardan karşınızdayız. Bu geçen 3 yılın ardından çiftliğimizi geliştire bayağı bir geliştirdik. Bir çerdöremiz TC590 oldu, yeni tarlamız, yeni Deus traktörümüz, yeni Massey traktörümüz. Yani bayağı ilerledik arkadaşlar. Bu süre zarfında bayağı şeyler oldu. Siz videoyu beğenip ve abone olurken arkadaşlar aynı zamanda şunu da unutmayın. Kastamonu Roleplay final olduğunu da unutmayın. Neden böyle şeyler oldu diye düşünenler varsa bu detayı da burada eklemek istedik sevgili dostlar, hani ne olduğunu anlamayanlar için. 3 yıl sonra oğlum Semih bayağı bir büyüdü. Arkadaşlar yaz tatil için geldiğinde tabi hemen masaya verdim, balyaya basıyor. Bir de işçi tuttuk, amele pilot. Pilot bey ne oldu? Efendim. Yani Severoğulları'nın arkadaşlar ne yapalım, aç kalmasınlar diye pilotu yanımıza aldık arkadaşlar, çalışsın diye. Şimdi ben ufaktan bir tur atayım pilotcum, bak ben sana tarif edeceğim, tamam mı? Ona tamam. Göre biç sende, tamam mı çocuğum? Yanda İyi gez bak. Yani. Böyle ağır ağır. Ağır ağır gezeceğim. Bak bu 50-70'e benzemiyor, gördün mü? Böyle dipten biçeceksin. Sevgili dostlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İki seri birbirine karışacaktı değil mi Barış'ım? Hatta 3 oluyor. Bir de modern farmımız var. Onun ardından sevgili dostlar, ana sap bırakmadan biçmişim la. Allah kahretmesin. Ve arkadaşlar ardından şöyle bir şey söyleyeyim. Anam ne oluyor lan? Şunu götür. Yeni roleplay'e daha çok özen göstermemiz. Onun üstüne aslında yeni roleplay tadında gameplay gibi de adlandırabilir miyiz Barış abi? Olabilir. Biraz daha serbest olun. Biraz daha serbest olalım arkadaşlar onda. Yani o yüzden arkadaşlar bunu da finallemeye karar verdik. Haberiniz olsun, bu niye sap bırakmıyorlar? Bunu hesap bırakmıyor la. Allah Allah. Aha da bırakıyor. Tamam bırakıyor. Animasyon eklememiş buna. Arkadaşlar o yüzden sevgili dostlar yani böyle şeyler oldu. Videoya kaldığımız yerden devam edelim efendim. Şimdi ben bir Deus'a gideyim. Deus'u güvenmiyorum ya amele pilotu kullanmasına Semih. Sen de çok fazla yeni model traktörleri verme ona, tamam mı? Pilot. Seni eziyoruz ya ama üzülüyor mu la? Yok abi, neler? Oğlum üzül diye yapıyorum ya.
Allah Allah. Çerimi salar mı? Anam kim lan o? Ana. Bizim kella o. Hayır mı acaba? Lan borç para mı istemeye geliyor acaba? Ne yapıyor? Hem. Sadece tarla sahibi görün. Böyle. Al onu bindireksin. Aleyküm selam. Buyurun eski muhtar. Kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ ol. Ne olmuş lan saçın sakalın beyazlamış seni? Ya ne olacak dertten. Başımız dertten şeyimiz şeyden kurtulmuyor. Ya bu kadar da mı detaylı düşünürsün Barış yavrum ya? Karı hırcalama, şurada balya kalmış geçenki günden abi. Ya yok. Benim şu olanlar çok zoruma gidiyor. Bu da komşudan aldım, Ahmet Bey'den aldım. Ha. Öyle emaneten. Ya her şey gitti elimizden. 277 gold da gitti. 77 gold'u da mı aldılar la? Her şey. Onu ben sattım. Almadılar da kurtulamıyorum. 2 milyondan fazla yine borç var. Ben buraları satıp şehre göçmeyi düşünüyorum. Deme la. Emekliliğimi yatırıp çift yemek yapıp da satacağım. Muhtemelen abi, biraz... Şöyle kenara gel bizim milyon, o alanlar geçsin oradan. Artıya geçebilirim belki. O zamanlar kendime bir düzen oluştururum diye düşünüyorum. Ha borcun çok mu la? 2 milyondan fazla borcum var da. Yine mi faiz yedin la? O faizden ya ödüyor, ödeyemiyor. Ne yapayım abi, kallı yok, taban yok. Başkasının işine giderek de borcu ödenmiyor. Tamam, baksana saçımın oğlana... 5 sene içerisinde saçımın haline bak. Tamam senin oğlan hani biz biraz zam yapalım da bizim de hani bütçemiz belli, anlatabiliyor musun hani? Benim oğlan ya yapsan da diyorum ya, yemeyenin olacak iş değil. Kimseden de bir şey istemiyorum. O yüzden böyle bir karar aldım ben. Barış'ım. Onu demeye geldim. Bunu da sağa sola giderken şey aldım. Sana yukarıdan bakıyorum var, ha. İzana vereceğim. Hı? Sana yukarıdan baktım arkadaşlar, ne olur bu espri için beni işlemeyin. Kameraya yukarı gittim, yukarıdan aşağı baktım Barış'ım. Tamam. Çok kötü espriydi. Şimdi ne yapıyorsun? Ya ona haber vermeye geldim. Duyarsan sağdan soldan benim geri kalan malzemeler, işte samanlar, inekler falan var, her şeyi satarım. Kaç para istiyorsun? Neler var? Ben alabilirim hani. Her şeyi satarım. Komplesine evler, her şeyi komple çiftlik 7 milyona satıyorum. 7 milyon. Ne yapacaksın? 7 milyona satıyorum. Ya normalde çok daha büyük. Ne yapacağım? Bir işte 2 milyon normal borcum var. Bunun da 1 milyonu yakında faiz var. 3 milyon. Geriye 4 milyon kalıyor. Onda şehirde göçük böyle kafa dinleyeceğim. Hiç kimse olmadı öyle. Rahat bir hayat için. Emekliyim falan yatarım. Onu bir konuşalım. Baksana 5 sene, 6 sene içerisinde saçlarımın haline bak ya. La mıktır. İşin yoksa balleremon al da şunları ben toplayalım ya. Abi hala bir iş buluyor. Sen şey yap. Ben de işimi görüldüğüne bakmam lazım. Varsa iyi de duyur sağa sola. Onun için geldim ben. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Hadi uğurlar ola. Ah be. Ah be. Böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı be gençler. Değil mi lan çocuklar? Bence de. Bence de. Ah be pilot. Biç biç yavrum, ah biç. Ah, ah be Semih. Yedin lan adamları Semih. Niye böyle oldu lan? Ha? Hep senin altından. Barış her abi şeyimiz. Pastata biner gelirim. Barış abi pastata biner gelirim diye. Arkadaşlar bir de bu arada biz sağa sola gitmek için Amarok almışız. Nasıl almışız bilmiyorum ama bunu da almışız arkadaşlar. Şöyle bir evlatlarımın yanına doğru tarlaları. Ben bu saatten sonra böyle arkadaşlar. Ben çalışmıyorum, yönetiyorum. Benim oğlan yönetiyor zaten. Bayrağım arkadaşlar 3 sene önce, toplamda 4 sene önce oluyor değil mi? 4 sene önce bir aylığına gitti, daha gelmedi. Ah be bayrağım. Daha gelmedi, o yüzden tek başıma kaldı. Ama yine de arkadaşlar çiftlikten bayrağa hak veriyorum ama %1. Çok verdim değil mi lan? %0.25 hak veriyorum çiftlikten. Bayrağıma. Onu da verme oğlum, küfreder gibi. Tamam %0.10 olsun. Ağır biç, ağır biç. Alçak biç pilot. Alçak biç. Semin tamam. Kaç balya oldu oğlum şu ana kadar? Ulan balya remorku da yok ya. 27. Alıp gel. Alıp gelin mi balya remorkunu ya? Balyaları toplayayım mı ufaktan? Toplayayım galiba. Ne dur ben eve gideyim, arabayı eve götüreyim. Oğlum, yakışıklı oğlum, isteğin var mı? Kola olur. Ey Allah'ım, kola mı? Tamam. Barış'ım, Barış'ım, bendeki evet. Rolü ne diyorsun? Pilotu yalandan tersleyip Semih'e gidip, oğlum, canım oğlum. Oğlum, sen var ya, acayip şeysin ha. Allah sen beni kaçırmasın. Adam gibi bir çocuğa teselli edeceğine, adam gibi bir şey. Adam gibi bir şey. Orada pink girdi. Pink girdi, tarlada aşağı işte Barış'ım. Allah var ya, bana düşman etmesin. Benim düşmanım var ya. Ben kendimden korkuyorum. Düşmanımı ne yaparım? Neden düşmanıma güçlü olduğumu göstereyim Barış'a. Gelsin, onu parçalayayım. Çünkü savunmasız sanmasın. İşte.
Yok, güçlü görünmeyeyim. Beni zayıf zannetsin ki geleyim, gelsin yanıma, onu parçalayayım. Kim diyor oğlum, bunu Barış'a? Sanki cephede savaş kim kazandım. Kim diyor bunu Barış'a? Kurtlar Vadisi'nde biri diyor, tamam hadi. Baron, sen diyorsun lan bunu. Benim kafam duman, saçlarım ağarmış. Ya yine gitmiş abi, saçları beyaz yapmış pilot. Allah çarptı. Çıldıracağım bu oyunda. Arkadaşlar samimi diyorum, Barış ağam kadar kıyafetine özen gösteren yok. Doldu mu radyofon, boru açmışsın? Evet. Geliyorum. Şunu de geliyorum oğlum, girim. Ondan sonra gidip Bayle remorku alacaktım da Bayle remorkum yok la benim. Pilot Semih, oğlum biz Bayle remorku almamışız ya. Nasıl yapacağız? Bir kamyon mu alsak 50 NC? Ne diyorsun? 50 al. Dur lan dur, ne bu hızlı, bu şiddet. Para var ya. Benim burada 400 bin liram var ama dur, para yok biz. Yok paramız yok. Şimdi borç morç ister. Oğlum biz satıyoruz, ne borcu? 5-4 milyon falan artıya geçiyor. Borç ister. Yanında gitmeyeyim oğlum, biz o kadar profesyonel, o kadar modernleşemedik. Paramız oldu da biz, yeteneğim gelişmedi pilot. Anladın mı oğlum? Sen böyle dök. Ben bunu gideyim sürüyorduk. Ya şunlarla gidelim ya. Neyi satıp gidiyorsun oğlum? Motorları sat abi, gidelim. Biz de mi satıp gidek? He. Oğlum bizi biz yapan bu traktörler, motorlar. Biz nereye gidiyoruz lan? Hain evlat. Koynumda yılan beslemişim arkadaşlar ya. İyi, ben beşesi alıp gidiyorum o zaman. Öyle bir dünya yok ya. Ya Deus al git. Beşesi bırak. Arkadaşlar beşesi çok ha. Para ya. Oğlum nasıl bir depo var lan senin? Pahalı efendim. Deus daha mı pahalı? Ya dur geri çıkma. Olabilir. Bizim Deus kaç çıkmış? 175'likmiş. Olsun sen ya yine de Deus 5. Deus alıyorum o zaman. Sen Deus al git. Ben Deus alayım. Tamam. Ya ne oluyor ya? Bir daha babacığım param bitti diye gelme ama. Yok. Yok gelirsin ya. Ha. İki günde yersin sen bu Deus'u, ben seni bilmiyorum lan. 25, evet. 50, iki turda 75 ise 35 oluyor. Ben bunu dökeyim eve geleyim arkadaşlar. Oğlum yani, benim para... Neyse. Ne oldu lan? Biri geldi de anlaşmaya çalışıyoruz. Çiftliğini de. Satıyor mu? Satıyorum ya her şeyi. Ah be. Barış ağam da çiftliğini sattı. Buraları terk etti arkadaşlar. Biz de bu şekilde biraz ilerlemiş olduk. Sevgili dostlar, Kastamonu Roleplay'e burada veda ediyoruz. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Bizlere bugüne kadar destek olan, bu Roleplay'de bizimle birlikte çabalayan, bizlere fikir veren, yönlendiren, attığımız adımda iyi günde, kötü günde hepinizin eline koluna sağlık. Ağlar. Gençler. Eyvallah. Bayağı bir değişik, karışık bir şey oldu ama karışık, alışmıştık değişik bir yandan. Bir bölüm oldu ama evet, dediğin gibi alıştık. Biz de bu arada arkadaşlar tüm gücümüzü, tüm verimliliğimizi, çocukların mod yeteneklerini olsun, bizim oyunculuk sunumu olsun, bunları yeni serilerimizde inşallah yani elimizden geldiğince devam edeceğiz. Tüm konsantreyi yeni seriye vereceğiz. Çünkü, neredesin sen? Benim çiftliğin önündeyim abi. Gel. Gelin bir veda edelim. Gelin. Gelin bir veda edelim. Deus'a geçelim. Gelin Deus'a geçin. Deus'un yanındayız Barış'ım. Ben de bir inmeyeyim. Ne Deus'tu la? Koşa koşa geliyor. Sattım artıya, param var. Dobla abi. Güzeldi ya arkadaşlar. Güzeldi. Vallahi bayağı güzeldi. Bayağı bir değişik. En uzun seri budur belki de. Evet, en uzun seri bu oldu. Gelişemediğimiz, zorlandığımız seri de bu oldu arkadaşlar. Hani 3 yıl sonra biz biraz çiftliğimizi büyütmüş gibi gösterdik de arkadaşlar. Ki mantıken hani yapma, en sonda yapma, bizim 500 milyar paramız ve 3 tane tarlamız vardı. Oldu. Böyle ilerlememiz de normaldi. Ağları hakkınızı helal edin. Helal olsun yeğenim. Sanki ayrıldık ha. Komple dağıldık. Hep yok yok, Barış abi gidiyor, ona diyorum. Ben Çorum'a gidiyorum ya. Çorum'da yer buldum. Çorum'a bana mı gidiyorsun? Biz de geleceğiz. Çorum'a benim oğlan da dedi. Ben de Çorum'a yerleşeceğim. Orada görüşürüz. Gel Mıkta. Görüşürüz hadi. Hadi ben gidiyorum. Var hadi mı isteğiniz gençler? Pilot senin olsun. Defe defe bulun. Ne yaparsın? Arkadaşlar her güzel şeyin bir son olduğu evlat gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama. O yağmurdan kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Kastamonu'dan hoşça kalın.